Geldim. Hoş geldin Zeynep Hanım. Hoş bulduk. Tuna nerede? Kardo odasında. Alayım ben. Teşekkür ederim. Asiye! Ben sana keten peçeteleri koy demedim mi? Ya bu mumlar ne böyle ya? Ucuz restoran masaları gibi. Ya bir de gül yaprağı falan serpseydin şuralara bari. Hemen kaldırayım efendim. Kızım boşu boşuna almıyoruz biz bu dergileri. İşin bittiğinde dedikodu yapacağını telefonda biraz geliştir kendini ya. Neyin var? Niye gerginsin Gamze? Nişanlım akşam yemeğe geliyor. Ben de seni daha söyleyemedim ama ne yapacağız bilmiyorum yani. Anlamadım. Ya işte senin şu durumun, hani kızın. Hani ben bunu Mert'e nasıl açıklayacağım? Neyi açıklayacaksın tam anlamadım. Mert seninle evleniyor, benimle değil. Bu nasıl bir rahatlık ya? Benim hayatım Mert'i ilgilendirmez. Evet ama benimle ilgili her şey onu ilgilendirir. Yani kocam olacak kişiden söz ediyoruz sonuçta. Hani aile kavramı ablacığım. Gerçi senin çok ilgilendiğin bir kavram değil. Gamzeciğim, misafirimiz gelecek, uzatmayalım istersen. Sen de Tuna'yı al gel, otururuz birazdan masaya. Aa, çorba yaptım. Tuna'ya iyi gelir diye düşündüm. Ama içine pırasa, sebze falan koydum. Yer mi? Yer. Hadi sen de benimle mutfağa gel. Etin sosunda sarımsak fazla mı oldu? Bir bak. Hadi. Anne. Annem beni sevmiş mi? Sordun mu? Sevmiş. Sana çorba bile yaptı. Bana da yapardı küçükken hep. Hadi gel yemeğe gidelim. Saçımı tarayayım mı? Gerek yok bir tanem. Böyle çok güzelsin. evet sevgilim. Ablam Zeynep ve kızı Tuna. Kızı mı? Hiç bahsetmemiştin. Merhaba Mert, nasılsın? Teşekkür ederim. Ne haber ufaklık? Hadi bakalım. Herkes toplandığına göre masaya geçelim, yemeklerimiz soğumasın değil mi? Hadi. Sen yanımda oturuyorsun ufak. Mert'cim gel böyle geç. Ne zamandan beri tanışmak istiyorum sizinle. Gamze Bey bahsetti. Sürekli geziyor musunuz? İş gereği diye. Kızınız da zor olmuyor mu? Yo, Tuna da çok seviyor seyahat etmeyi değil mi? Baban işte mi hala? O gelmedi. Yani Tuna'nın babası üniversitede. Çok uzak bir üniversitede. O yüzden ablamlar bir süre bizde kalacak. Özlüyor musun babanı? Ha? Hey, kızlar babalarına aşık olur derler. Ben de hemen kızımızı kucağıma almak istiyorum. Ay kusura bakma ama hemen doğuramam. Hem onu benden daha çok seversen kıskanabilirim. Ben ikinizi de çok severim. Annacığım sen sebze sevmiyor musun canım? Hani pırasa seviyor demiştin. Yemek ayırmıyoruz değil mi bir tanem? Ben de sevmiyorum. Suyunu iç yalnızca. Oh, bunu da atlattım. Ya Mert çocuğun babası nerede diye sorunca ölecektim resmen. Öyle de keşke evliymişim gibi bahsetmeseydin. Ne yapsaydım? Çocuk gayrimeşru mu deseydin? Şşt Gamzeciğim. Yeter ama artık. Bak hepimiz çok yoruldunuz. Video izliyorduk. Vallahi ben de anlamadım. Kapattı gitti gözleri. Çocuk o kızım. Öyle uyur. Sen de öyleydin.
saatin gelince bulduğun yerde uyurdun. Melek gibi. Turna. Turna. Zeynep ne yapıyorsun? Burada mı yatsın? Kızım uyuyan çocuk uyandırılır mı? Al kucağına da taşı yukarı hadi. Tamam alayım. Yavaş yavaş. Ay Zeynep'ciğim sanki hiç çocuk taşımamış gibisin, dikkat et. Yok ağırlaşmış biraz da ondan zorlandım. Peki canım. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Ablam nasıl değişmiş? Yumuşamış değil mi? Aynen. Eskiden kalp yerine buz taşıyordu. Kızım anne olmuş. Günaydın. Günaydın. Kahve ister misin? Olur, alırım ben. Ben yaparım. Teşekkür ederim. Bandırmada neler olduğunu sormayacağım. Çünkü sen her zaman sorumluluklarını bilen bir çocuktun. Turna'nın babasıyla görüşmüyorsan mutlaka bir sebebi vardır. Ama şimdiye kadar bundan benim neden haberim yok? Ben bir türlü anlayamıyorum. Aklım almıyor. Seni endişelendirmek istemedim. Böyle bir şeyden beni haberdar etmeyerek. Annelik kolay değildir Zeynep. Doğururken acı çekersin. Emzirirken acı çekersin. Uykusuz kalırsın. Ağlar. Sen de onunla birlikte ağlarsın. Altını temizlersin. Bütün bunlar seni çocuğuna daha fazla bağlar her geçen gün. Ve sen her gün onu daha çok seversin. Üç gerçi sen de annesin. Bütün bunları biliyorsun. Anneanne olmak da böyle bir şeydir. Torununun büyümesine yardımcı olurken aranda bir bağ kurulur. Ve onu seversin. Ama ben şimdi nasıl anneanne olacağım ki? Onu benden uzak tutarak bağ kurmama engel oldun. Özür dilerim.
Ben geldiğimde Turna'yla aynı yaştaydım. Benim için o kadar emek verdin ki aynı şeyleri Turna için istemeye hakkım yok diye düşündüm. Zahmet vermek istemedim. Zahmet vermekten çekinmemelisin. Bir tek ailen senin zahmetini çeker. Sen de esas o zaman çok sevildiğini anlarsın. Annelik de budur zaten. Emek vermektir. Günaydın. Ha, günaydın. Portakal suyumuz var mı? Ufaklığın canı meyve suyu istemiş. Turnacığım, sana bir şey sorabilir miyim? Bana anneanne diyebilir misin? Tamam, olur anneanne. Ay, ay canım, canım. Ay sen ne tatlı bir şeysin öyle, ha? Oh, ay yanakları da yumuşacık bunun. Canım portakal suyu mu istedi seni? O zaman birlikte sıkalım. Hadi gel. Ben de isterim. Yok canım. Sen artık gözden düştün. Biz Turna ile sıkacağız. Ver bakalım. Evet. Sıkalım mı? Böyle koyalım. Böyle keselim. Turna'nın okul naklini yaptırdın mı Zeynep? Yok, yeni geldik. Daha ilgilenemedim. Hiç olur mu kızım? Hemen halledelim bu meseleyi. Derslerinden geri kalmasın çocuk. Tamam, halledeceğim ben. Hı. Okula gitmeme gerek yok. Annem bana derslerimi öğretir. Okul sadece öğrenmek için değildir. Arkadaşların olur, oyunlar oynarsın. Zeynepciğim, bizim burada güzel bir kolej var. Hem eve de yakın. Servise binmesine gerek kalmaz. Müdürü de arkadaşım. Ben bugün uğrayayım bir konuşayım ha? Gerek yok. Sağ ol anne. Bakacağım ben. Zeynepciğim biz seninle ne konuştuk? Sen böyle yaparsan ben anneanne olduğumu nereden anlayacağım? Ben okulları araştırayım. Eğer halledemezsem söz senden yardım isteyeceğim. Benim de kızım için emek vermeye ihtiyacım var. Peki, nasıl istersen. Ben kalkıyorum o zaman. Birkaç işim var, onu halledeceğim. Ondan sonra da otele uğrayıp onu filan alacağım. Sen bugün işe gitmiyor musun? Yok, izinliyim. Ay Zeynep, sen nerede çalışıyorsun? Bir dergide. Arkadaşım ayarladı geçici olarak. Üniversiteden haber gelince oraya geçeceğim. Hangi dergiymiş bu? Alalım da tirajınız artsın. Ha abla şimdi hatırladım. Dün şu gazeteci geldi. Hani Bandırma'da tanıştık demiştim. Ali Arhan. Seninle konuşmak istiyormuş bir öğrencin hakkında. Melek Akçay mıydı ne? Tamam. Arayacağım ben onu. Hoşçakalın. Güle güle. Merak etme. Kimsenin seni benden almasına izin vermeyeceğim. Annem. Canım. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Efendim. Alo. Zeynep Hanım. Merhaba. Ali ben.
Ne zamandır size ulaşmaya çalışıyorum. Müsait misiniz acaba? Buyurun. Öğrenciniz Meleğin kayboluşuyla ilgili konuşmak istiyorum da. Ne kadar yardımcı olabilirim bilmiyorum. Çok vaktim de yok. Fazla vaktinizi almam. Sadece birkaç soru soracaktım. Buluşabilir miyiz? Tamam olur ama söylediğim gibi çok vaktim yok. Yok yok, fazla vaktinizi almam. Siz nerede olduğunuzu söyleyin, ben hemen atlar gelirim yanınıza. Aha. Evet. Tamam, tamam. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Durucum, ben çıkıyorum. Al bunu. Siz bugün Turna'yla alışverişe çıkın. Kız çocuğu ama hep oğlan gibi giyiniyor. Ben böyle seviyorum anneanne. Aa, hiç olur mu? Şimdi sana Duru teyzen güzel güzel elbiseler, cicili bicili bluzlar, kat kat etekler alır. Annemi arayıp sorabilir miyiz? Hiç gerek yok hayatım. Ben annenin annesiyim. Gidin diyorsam gidebilirsiniz. Turnacığım, istersen kart bizdeyken bu kadar soru sormayalım. Cahide Hanım her zaman böyle bonkör olmayabiliyor. Hı? Hem anneni bu kadar merak ediyorsan onu da çağırırız. Hatta dur, arayıp nerede olduğunu öğrenelim, ona sürpriz yapalım. Hı? Olur. Abla, neredesin? Ha, öyle mi? Yok, sadece meraklandım. Evde kaçta olacaksın, o yüzden sormak istedim. Yok, yok, bir şey yok. Meraklanma. Tamam, görüşürüz. Öğrendim. Planımızı açıklıyorum. Bak şimdi. Biz ilk önce seninle alışverişe gidiyoruz. Annem bir saat sonra sahildeki kafede olacakmış. Ve biz alışverişi bitirdikten sonra doğruca yanına gidiyoruz ve ona sürpriz yapıyoruz. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Hem orada çok güzel cheesecake yapıyorlar. Erimiş dondurma da var mıdır? Erimiş dondurma mı? Dondurma vardır tabii. Hadi yeriz, hadi gel. Annemiz çok güzel. Bu da çok yakışır sana. Beğendin mi Turna? Tamam o zaman, bunu da alıyoruz. Şey, anlatsana annen ne dedi? Kesin şok olmuştur. Sonra konuşalım, olur mu? Gel Turnacığım. Bunlar da çok güzel. Çok yakışacak sana. İyi de konu tam festivallik ama. Harbiden bomba ailesiniz. Ablan nerede ne yapıyor derken bir anda kızıyla çıkıverdi ortaya. Vay be. Aşkım, sen de Turna'ya bir şeyler baksana. Hı? Hadi yardım et bize biraz. Hı? Tamam, bunu da alıyoruz. Güzel. Ya çok fazla almayalım. Bir tane alalım yeter. Nedenmiş o? Hepsini alacağız. Hadi gel. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hemen konuşalım mı? Vaktim çok azdı. Tabii ki. Bir kahve daha alabilir miyiz? Telefonda da söylediğim gibi Melek'le ilgili konuşmak istiyorum. İstanbul'a gelmeden önce Melek'in kaybolduğunu biliyor muydunuz? Duymuştum. Peki bu kayboluş sizi şaşırttı mı? Anlamadım. Yani sorunlu bir çocuk muydu? Daha önce evden kaçtığını hiç duydunuz mu? Sınıf öğretmeniydiniz sonuçta. Belki etraftan kulağınıza gelmiştir. Bakın, ben kısa süre ders verdim o sınıfta. Vekil öğretmendim. Sonra da İstanbul'a geldim. Çocukları yakından tanımıyorum açıkçası. Sizin de çocuğunuz varmış. Bunun konuyla ne alakası var anlamadım.
Yani Melek'le aynı yaştalar sanırım. Aynı sınıftalar mıydı? Hayır. Bakın benim gerçekten kalkmam gerekiyor. Geç kalıyorum. Size daha fazla yardımcı olamayacağım. Çocuk hakkında da bir şey bilmiyorum. Öyle siz ısrar arayınca ben şey yaptım ama bilmiyorum. İyi günler. Ben de ablama bakmıştım. Zeynep Hanım şimdi çıktı. Öyle mi? Kaçırdık anneni. Görüyor musun? Ya sakıncası yoksa ben bir lavaboya gidip geleceğim. Turna burada çok az kalabilir mi? Tabii tabii. Buyurun. Gel Turnacığım. Sen otur Ali abinin yanına. Ben hemen geliyorum, tamam? Öyle. Annenin arkadaşıyım. Ben bir teyzemin yanına gideceğim. Dur. Otursana. Sen okula gitmiyor musun? Bugün okulun yok mu senin? İkinci sınıftaydın değil mi? Peki niçin okulda değilsin? Şey, biz buraya yeni taşındık da. Ama okula gitmek yasal bir zorunluluk. Eğer polisler okula gitmediğini öğrenirlerse anneni tutuklayabilirler. Tabii birisi söylerse. Söylemeyelim değil mi? O zaman benim sorularımı doğru cevapla. Tamam? Annenin adı ne? Zeynep. Zeynep Güneş mi? Doğru mu söylüyorsun? Eğer doğru söylemezsen Allah baba çarpar biliyorsun. Doğru söylüyorum. Yalan söylemiyorum. Tamam. Peki. Söyle bakalım o zaman. Bu abiyi tanıyor musun? Tanımıyorum. Tanımıyorsun. Peki. O zaman bu kadını tanıyor musun? Tanımıyorum.
Şimdi bu kadının Melek diye bir kızı var. Onu tanıyor musun? Hayır, tanımıyorum. Melek kayıp. Ben onu çok merak ediyorum. Melek denize düşüp öldü. Pekala. Anladım. Sen şimdi annene bizim görüştüğümüzü söylersin değil mi? Ona tekrar görüşeceğimizi de söyle. Tamam mı? Kusura bakmayın, geciktim. Estağfurullah. Aslında ben de sıcak bir şeyler içsem oturabilir miyim? Tabii, buyurun. Bir kahve alabilir miyim? Turnacığım, nereye? Lavaboya mı gideceksin? Tamam, gelmemi ister misin? Tamam. İleride sağda. Siz neler yapıyorsunuz? Kusura bakmayın, ben de hesap isteyeceğim. Gitmem gerekiyor çünkü. Aynı sınıftalar mıydı? Alo. Abla, Turna yok. Her yere baktım, yok. Nasıl yok ya? Nereye gider? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika Duru, sakin ol. Bana tek tek anlat. Neredesiniz? Ne oldu? Biz sana sürpriz yapmaya geldik kafeye. Senin şu gazeteci arkadaşın var ya, ona rastladık. Sonra Turna tuvalete gideceğim dedi, gitti. Ama şimdi hiçbir yerde yok. Polise gideceğim ben şimdi. Hayır, hayır, hayır. Ben giderim karakola. Sen eve git. Sen eve git Duru. Ne yapacağım ben? Beni aldığınız yere geri dönebilir miyiz? Beni aldığınız yere lütfen. Alo, buldun mu? Alo, ben Gönül. Turna benim yanımda. Merak etmeyin diye aramıştım. Sizin yanınızda mı? Tamam, tamam, geliyorum. Turnacığım, annem birazdan gelecek. Teşekkür ederim. Bir şey değil, ben sana bisküvi de getireyim. Turna. Turna dur. Turnacığım. Gel. Ben sizin tarafınızdayım. Taraf ne demek biliyor musun? Yani ben sizin yanınızdayım. Bana güven.
Ben sana ve annene çok güveniyorum. Yalan söylesek bile mi? Yalan söyleseniz bile. Anneni seviyorsun değil mi? Seviyorum. Annen hayatta sevdiğin kaçıncı kişi? Ay kuzum. Tabii. Çocuklar en çok annelerini sever. Ben de seni ve anneni çok seviyorum. Benden korkma. Benden size bir zarar gelmez. Polise gitmeyecek misin yani? Tamam, tamam Duru. Buldum ben onu. Tamam, merak etme. Çok sevindim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim abla. Neredeymiş? Ben de geleceğim hemen oraya. Tamam, hemen geliyorum. Turna. Anne. Canım. Ne yapayım? Ne yaptın sen? Aklım çıktı. Anne bak. Gidelim. Sakar teyze bizim tarafımızdan olduğunu söyledi. Artık burada kalamayız. Gene mi otobüse bineceğiz? Özür dilerim bir tanem. Biliyorum odamızı çok sevdin. Anneanneni, Sakar teyzeyi çok sevdin ama kalamayız burada daha fazla. Bir saniye. Bizi unutun ne olur. Bizimle hiç tanışmadınız. Ben de yakalanırsam sizden hiç bahsetmeyeceğim. Bunun önemi yok. Ben sizi bırakamam. Mutlaka bir çaresi vardır. Yok. Yok işte. Hastalandı, hastaneye götüremiyorum. Okula yazdıramıyorum. Ailem şüphelenmeye başlayacak. Bir de bir gazeteci var. Bizi takip ediyor. Sürekli peşimizde. Burada kalmaya devam edersem ailem de başını belaya sokarım. Ben bir çocuk kaçırdım. Onlar da suç ortaklık etmiş olur. Yapamam. Yapamam. Nereye kadar kaçacaksınız peki? Turna'nın okula gitmesi lazım. Her çocuk gibi bir düzene ihtiyacı var. Biz bunu sağlayabiliriz. Ben bunun bir çaresini bulabilirim. Abla. Turna. Teyzeciğim çok korktum. Niye gittin öyle? Hepimiz çok korktuk. Turna da öyle. Daha fazla uzatmayalım. Hadi siz eve gidin. Anne. Bir şey yok bir tane. Gelince konuşuruz tamam mı? Hadi teyzenle eve git. Akşam evde görüşürüz. Tamam. Turna'nın gerçek ismi Melek. Melek Akçay. Annesiyle erkek arkadaşı çocuğa eziyet ediyorlardı. Şimdi iyileşti ama onunla tanıştığımda vücudunda çürük ve yaralar vardı. Onu sen kurtardın demek. Bu hayatta bir eziyet çektirenler var. Bir de eziyet çekenler. Ve bir de hiçbir şey yapmadan seyredenler var. Onlar çocuk çığlıkları duysalar bile kıllarını kıpırdatmazlar.
hep onlardan biriydim. Sadece bir seyirci. Neden böyle bir şey yaptın peki? Bilmiyorum. Belki de sadece bir tesadüftü. Ama o tesadüf olmasaydı... ...o ölmüş olabilirdi. Yaptığım şeyi haklı çıkarmaya çalışmıyorum. Seyirci... suçluya dönüştü. Hepsi bu. Bazen kanunların, kuralların koruyamadığı şeyler vardır. Şimdiye kadar başkası için hiçbir şey yapmamıştım. Şimdi de bir şey yapmadım aslında. Sadece onunla kaçtım. Aklınla gör, kalbinle işit der büyükler. Bilir misin o lafı? Belli ki bu çocuğu sen de kalbinle eşitmişsin. Ne mutlu. Ama aklını kör etme. Ya şu anda kendini kaptırdıysan, ya yarın öbür gün onu bırakacak olursan ya da terk edecek... Hayır, asla. Ben asla gerçek annem gibi olmayacağım. İyi günler Şule Hanım. Merak ettim de bir haber var mı? Hayır. Biz panoları topladık da... bunlar Meleğin yaptıkları... sizde kalmalı diye düşündüm. İyi günler. Başlarda farklı bir duyguyla hareket etmiş olabilirim. Ben anne rolü oynamaya çalışırken... bir anda otobüste buluverdim kendimi. Ama şimdi farklı. Nasıl farklı? Anne rolü oynamaya çalışmıyorum. Anne olmaya çalışıyorum. Daha 20 gün oldu. Belki sadece benim hayal gücümdür ama... dün gece... Tuna'nın ellerini tuttuğumda... ellerini tuttuğumda fark ettim. Birazcık daha büyümüştü. Biraz daha ağırlaşmıştı. Ben ona annelik yapmaya çalışırken o büyüyordu. Bütün çocuklar büyür. Bu kadar doğal olan bir şey beni o kadar mutlu etti ki... artık o eli bırakamam.